Siyaset üzerine o onu dedi, bu bunu dedi, sen ne diyorsun soruları soruluyor. Projelerimizi çok fazla soran yok. Tabii birincisi Cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye geneline dönük projelerimiz var. Bir de bölgesel projelerimiz var. Bizim bölgesel projelerimiz çerçevesinde Kayseri ön plana çıkan şehirlerimizden birisi. Çünkü Kayseri'nin insan kapasitesi çok yüksek. Kayseri halkının ticarete olan yatkınlığı, Kayseri halkının Kayseri'ye olan bağlılığı, düşkünlüğü ve Kayseri'nin birçok büyük yatırımcısının liman şehirleri daha avantajlı olmasına rağmen oralara değil Kayseri'ye yatırım yapması yerelde de Kayseri halkının o milli duruşunu gösteriyor. Biz bunu dikkate alarak Kayseri'de sanayileşmeyi artırmak istiyoruz. Çünkü Kayseri Anadolu'nun tam göbeğinde bir şehir ve Türkiye'de de sanayileşme maalesef ki belli illerde işte Kocaeli gibi, İstanbul gibi, İstanbul'a yakın yerler gibi belli yerlere yığılmış durumdadır. Biz onu Anadolu'ya yaymayı planlıyoruz ki Kayseri de bizim burada model illerimizden birisidir. Türkiye genelindeki projelerimizde ise bölgesel olarak İç Anadolu bizim hem de tarımın çok ön planda olacağı şehirlerden birisi olacaktır. Tarımla beraber tarım sanayini, tarımsal sanayini biz geliştirmek istiyoruz. Örneğin gübre sanayini geliştirmek istiyoruz. Örneğin yem fabrikalarını geliştirmek istiyoruz. Tohumculuğu geliştirmek istiyoruz. Bütün bunları yaptığımız zaman biz tarımda ve hayvancılıkta ve tarıma dayalı, tarım ve hayvancılığa dayalı sanayide çok daha ileri noktalara gidebileceğiz. Tabii yeniden Kayseri üzerinde sadece tarım ve sanayi anlamında değil, Erciyes'i görünce hep Erciyes kurultaylarını hatırladık. İnşallah Erciyes kurultaylarını yeniden başlatacağız ve daha uluslararası düzeyde Erciyes kurultaylarını hayata geçireceğiz. Erciyes'in bu hem kültürel mirasının dünyaya tanıtılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi anlamına da gelecektir. Çünkü Erciyes dünyadaki en önemli kayak merkezlerinden birisi olabilecek bir potansiyele sahip. Kayseri'yi herkes üretimle, sanayiyle vesaireyle Kayseri halkının ticareti te olan yatkınlığıyla biliyor ama Kayseri aslında yanı başında Kapadokya gibi bir kültürel miras var. Dünyanın hiçbir yerinde yarım saat mesafede kayak yapıp yarım saat sonra Kapadokya gibi bir kültürel mirası gezebileceğiniz ikinci bir yer yok. Dolayısıyla Kayseri Kapadokya'yı bir bütün olarak düşünüp Türkiye'nin turizm potansiyelini sadece denizlerde Rusların, Almanların gelip bir hafta otele kapanıp gitmeleri olarak değil, Kayseri, Kapadokya bölgesini ayrı bir turizm paketi haline getirip ve konaklamalı turizm olarak bu bölgeyi biz canlandırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan Kayseri'ye geldiğinde havuzun paraları harcanacak burada. Devletin imkanları seferber edilecek. Valiler, kaymakamlar, civar illerden getirilenler, Kayseri'deki sanayi bölgesindeki fabrikalar tatil edilecek, okullar, dershaneler tatil edilecek. Miting meydanına parayla insanlar toplanacak. Orada döner ekmekler dağıtılacak. Velhasıl bütün televizyonlar yayınlarını kesecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahat ettirmek için, Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ı rahat ettirmek için. Oysa 4 tane Cumhurbaşkanı adayı var. Hiç Sinan Oğan rahat etsin diye ne fabrikaları tatil ettik, ne trafiği kestik, hiçbir şey yapmadık. Cumhurbaşkanı adayı olmak bütün bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığını yapmayı gerektirmez. Biz eşit şartlarda değiliz ama bir farkımız var. Onların parayla yaptırdıklarını bizim Türk milleti gönülden yapıyor. Başta Kayseri'deki vatandaşlarımız olmak üzere bize destek veren bütün Türk halkına teşekkürlerimi sunuyorum.